Hayırlar sahibi Süleyman Ağa bu çeşmeyi yaptırmıştır. Bu çeşmeye yapmış olduğu çeşmeyle bu mahalleye su getirmiştir. Allah yolunda kazanmış olduğu parayı Allah için harcamıştır. Allah Süleyman Ağa'dan razı olsun. Her kim ki bu çeşmeden su içerse Süleyman Ağa'ya dua eder. Allah için hayır işleye. Kırşehir'de sosyal bilgi öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Ve Kırşehir'in birçok tarihi mekanını, tarihi yerini geziyorum, dolaşıyorum. Tabi bu gezme sırasında çeşmeleri ve tarihi mekanları görüyorum ve çok üzülüyorum. Özellikle öğrencilerimle gezerken, dolaşırken bu çeşmeleri, bu tarihi mekanların bu halde olması bizi çok çok üzüyor. Sistemim halkımıza, gençlerimize, gezmiş olduğumuz çeşmelerin, tarihi mekanların spreylerle boyandığını, yıpratıldığını, taşlarının söküldüğünü görüyorum. Ya bunlar bizim ecdadımızın bizlere vermiş olduğu, bırakmış olduğu emanettir. Bu emanetlere sahip çıkmamız lazım. Tekke Çeşmesi, Şeyh Hatice Çeşmesi, İmaret Çeşmesi, akabinde Ahi Evran Çeşmesi gibi birçok çeşmeyi gezdik, dolaştık. Ve işler acısı hallerini gördük. 1735-1736 yılında yapılmıştır. Ve bu mahallenin Kayabaş Mahallesi olarak geçiyor. Buranın eşraflarından bir tanesi yaptırıyor. Ve o kadar enfes bir kitabesi var ki, ama bakıyoruz tıpalanmış, suyu akmıyor. Su medeniyettir, su hayattır. Evet, 1735-1736'da yapıldığını söylemiştik. Yani 300 yıl olmuş bu çeşme. Yani yaklaşık belki de 300 yıldır bu çeşme akmıyor ve bu şekilde duruyor. Ya bu hayrat sahibi insanın mutlu olabilmesi için ve bize bırakmış olduğu bu çeşmenin tekrar ayağa kalkması o insanları mutlu edecektir, mesut edecektir. Kırşehir'de ikamet ediyorum. Fakat bu çeşmenin akmadığını görünce üzüldük. Hakikaten bu çeşme akıtılırsa, akarsa çok iyi olur. Selamünaleyküm gençler. Ömer'im ben buyurun mu akmıyor? Ahi Çeşmesi. İşte bu akmıyordu. Ahi Çeşmesi. Peki efendim. Buraya ben Kırşehir'e ilk geldiğim seneler attığını hatırlıyorum. Buradan su içtik, böyle şey yaptık, kullandığımı hatırlıyorum. Hoş da değil. Ve bu bakım yapılsa, akıtılsa aslında çok iyi olur ya.